Arkadaşlar bugün size Kanaryalarda ırk kuşlarını tanıtmaya devam ediyorum. Şu anda Türkiye'de en çok sevilen, üretilen ve yarışmalarda en çok katılımın sağlandığı Gloster cinsi kanaryalar. Bunlar sevimli, minik, tombik bir ırk gördüğünüz gibi. Evet. Yuvarlak hatlara sahip, tepeli ve tepesiz olarak iki farklı türü olan ve yine her rengi olabilen, gördüğünüz gibi düz sarı, gri, sarı üzerine yeşil tepeli, gayet güzel renklere sahip. Burada yine bir erkeğimiz var. Ahraç dediğimiz sarı yeşil, evet, beyaz üzerine gri tepeli bir ve tamamen sarı tepeli bir dişimiz var. Tepeli oldukları için onlar biraz daha hassas kuşlar, çevreyi görmeleri vesaire. Şurada gördüğünüz gibi kula dediğimiz şu kahverengi. Yine sarı üzerine yeşil tepeli bir erkeğimiz ve gri bir dişimiz var ortada. Renk alternatiflerini görüyorsunuz. Tepeli ve kabak olarak farklı, tepesiz olarak iki farklı versiyonun olduğunu söyleriz. Evet, burada farklı bir grup. Tamamen beyaz, sütlü kula dediğimiz beyaz kahverengi. Bunlar nadir bulunan renkler ve kıymetli kuşlar renk olarak. Şurada yine bir çiftçimiz erken üreme faaliyetlerine başlamış, yuvayı yapmış. Bir sarı bir dişimiz var, henüz yumurtlamaya başlamadı. Herhalde bugün yarın yumurtlamaya başlayacak. Burada eşi tepeli, sarı üzerine yeşil tepeli bir erkeğimiz var. Evet. Bunları yine yarışma kafesinde daha detaylı olarak gösterme şansım olacak. Şu anda yarışma kafesinde beyaz bir erkeğimiz, tepesiz olan iki tane dişimiz, beyaz ve gri olarak bir tane de beyaz kahverengi, sütlü kulağı özel renkli var, bir tepeli dişimiz daha var, iki dişi. Bir erkek, beyaz erkek, tepeli beyaz ve kahverengi beyaz, sütlü kula ve beşiktaşlı dediğimiz tepeli iki tane dişimiz var burada. Renk olarak en güzel renk örnekleri Gloster cinsinde. Dediğim gibi Gloster cinsi Türkiye'de en çok sevilen ve beslenen ırklardan biri. Ve dünya çapında da derece alan arkadaşlarımız var. Beyaz erkek yarışmaya gidecek şu anda, yarışma kapısında. Yarışmaya hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi üç tane birbirinden güzel özel renk kuşumuz var burada. Gloster'i az önce söylemiştik, tepeli ve tepesiz olarak iki farklı kategoride üretiliyor. Eşleme yapılırken de bir tepeli, bir tepesiz eşleme yapılması ideal olan. Haftalarında hem tepeli hem tepesiz yavrular gelebiliyor. Evet, Gloster ırkıyla ilgili söyleyeceklerimiz şimdi bu kadar. Diğer ırklarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.